Dostlarım, günaydın. Nihayet arkadaşlar, bugün günlerden pazar ve Bauhaus'a gidiyoruz. Bugün de bir bokluk çıkarsa duvarı balyozla yıkmayı planlıyorum. bu arada yeriniz değişti, bilmem farkında mısınız? Aleti buldum, bu tutturma zımbırtısını buldum. Tamam, cam yıkama suyu alacağız, tamam. Evde su ve şaraptan sonra en çok biten şey olduğu için cam yıkama suyu. Ben foşur foşur arabanın camlarını yıkadığım için böyle bir durumumuz var. Ay, Bauhaus'a gideceğim. Almam gerekenleri alacağım ama geri hemen eve dönüp duvarı boyamayacağım. Duvarı büyük ihtimalle gece falan boyarım. Çünkü biliyorsunuz uykusuzluk çekiyorum. Duvar boya malzemelerini aldıktan sonra şey yapacağım, vadiye döneceğim ve kahve içip ders çalışacağım. Şeylerimi aldım, ders notlarımı falan aldım. Zaten hepsi bir tane sırt çantamda duruyor. Sırt çantasını da benden ameliyatta alacaklar. Ay, gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Hava acayip soğudu. Pastırma sıcakları ışık hızıyla bitti. Ve şu start stop'u da kapatalım. Buz gibi bir hava. Kış geldi, artık kış geldi. Yazlıkları kışlıkları kesin ayırmışsınızdır diye düşünüyorum. Gene halkı selamlıyorum tabii ki. Bu sitenin güvenliklerini çok seviyorum. Çünkü hem çok iyi insanlar, hem böyle çok iyi niyetliler. Mesela ben papyona çiçeği çıkardığımda hani birisi hep böyle dışarıda oluyor. Ne bileyim işte domuz saldırır, bir şey olur falan diye. Hani domuzun saldıracağı bir şey yok da, ya da mesela geç kaldığımda hani şey diyor, daire numaranızdan bakıp arayacaktım iyi misiniz diye falan diyor böyle. Bazen o tarla kısmına değil de öbür tarafa gidiyorum çünkü. Şurada bir alan daha var. Orada da mesela domuzlar direkt hani yanına gelebiliyor yani. O yüzden çok iyi niyetliler. Güvenlikleri çok seviyorum ve her seferini selamlıyorum. Hepsiyle laflıyorum bir de falan. Papyon da çok seviyorlar. Eski sitede vadi terasta şeyi sevmiyorlardı. Köpeklerden hoşlanmıyorlardı. Ya camın yeniliği. Aman Allah'ım. Camın yeniliği. Ne oldu, dolandıramadınız beni diye. Şey var ya. Sizce ben, beni dolandırmak isteyen siteye çeyrek fiyatının da altına cam yaptırmış mıyımdır falan diye böyle. Ay, öyle artık şeyde görüşürüz. Bugün gene beraberiz arkadaşlar, vloguma hoş geldiniz. Rulomu aldım. Bir tane de kesme fırça aldım. Kestirme fırça aldım. Şimdi macun bakıyorum. Ve şey almam lazım, spatula almam lazım. Çünkü bir yerde böyle boyanın şey olduğu yer vardı. Orayı kestirmem lazım. Şurada bir şey var. Bir dakika. Ona bir bakacağım. Şurada da başka bir alet var. Burada da, bu da mesela şey. Hem boya şeyi, tavası, koruyucu örtü, kestirme fırça, parmak rulo takım, iç cephe rulo takım. Değişik ama yok ya, ihtiyaç yok. Zaten hepsi çöpe atılıyor ondan sonra. Ben kovadan boyayacağım. Şimdi polimetal düz, cart cart. Bunlar ne? Son kat. Evinizin son kat boyacısı. Yok, bulamıyorum. Bulamıyorum. Bir adet spatula aranıyor. Ama spatula bulamıyor. Bakayım, bir arayayım. Kokusuz, parlak, çarçurt. Aradığım şey burada olmayacak galiba. Tam biraz şöyle ilerleyeyim. İnsanlar da bana bakıyorlar. Kız, herkes hafta sonunu Bauhaus'a vermiş. Bu ne kalabalık. Şimdi. Şuradan. Bir tane rulo aldım. Ondan sonra cığıma bu şekilde dışarı çıkaralım. Bir tane kestirme fırça aldım.
Ondan sonra bir tane spatula aldım. Şöyle. Evet. Bir tane de çok amaçlı dolgu aldım. Dübel delikleri ve küçük çatlaklar için diyor. Hasar görmüş yerlerin iç mekanda ve nemli odalarda tamir edilmesi için çabuk ve temiz çözüm diyor. İşimi bunun göreceğini düşündüm. İnşallah da görür. Tam da karşıda bir tane abi var, da bana bakıyor. Ne yapıyorum ben? Ne yapayım? Dayı. Hobi. tamam, bu poşeti de bunun içerisine koydum ve ondan sonra gidiyorum. Kemer. Vadiye gideceğim, ders çalışacağım, kahve içeceğim. Ben değilim. Ve gidiyoruz. Çabuk buradan çabuk çıkalım. İçerisinde hava biraz. Tabii duvar, ne biçim duvar. Çok dar. Evet. Toplam aldığım her şey, aldığım hepsi 75 lira tuttu arkadaşlar. Tüylü bir kıvırcık köpük gördüm orada. Köpeğe de niye köpük diyorsak, köpüş dedi mesela. Köpüş, köpük. Neyse de neyse. Artık vadiye gidiyorum. Vadi umarım o kadar kalabalık değildir. Var. Bir dakika. Buradan geçmem hayatta. Yolda bir hasar var. Oradan geçmeyeceğim. Şu yandan doğru geçeceğim. Adam da daldı geçti gitti ya. Bu neymiş öyle? Vallahi benim arabam kıymetli. İnsanlar tangır tungur sağdan soldan geçiyorlar ama ben hızlı kullansam da kıyamam arabama, öyle şey yapamam yani, takır tukur yerden geçemem. Bu da şeridinden geçmiyor. Hayvan. Arkasına da koymuş bayrağı. Ülke sevgisi bu zaten. Niye bu kadar yükseldiysem el alemin adamı. Karnım açlıktan ölüyor bu arada. O kadar çok acıktım ki arkadaşlar. Dostlarım, kardeşlerim, ablalarım, abilerim. Acayip acıktım gerçekten. Artık vadiye gidince karnımı doyuracağım. Canım Arby's çekiyor biliyor musunuz? Yemeyeceğim ama canım bayağı Arby's çekiyor. Ne yapayım? Ne yapayım olsun? Ne yapayım? Her gün gelen tayfa değil mi bunlar? Bunlar her gün gidiyor. Her gün. Mesai günleri 6'dan sonra gidiyorlar. Bunu kadar cuması her gün gidiyor. Ha. Ben de dün gece patlıcan musakka yaptım. Yarın göndereyim mi İsmail abiyle? Yanına pilav da yapacağım. Sevmiyor musun sen? Sesi de güzel olsa. He? Sesi de güzel olsa. Ne söylüyor? Yok be. Ahmet, kahve çay yap. Yapsana. Yapsana. Ya. 2, 7, 8, 10, 15, 9, 16. Ne oynuyorlar? Okey mi oynuyorlar? Bir iç mi? Lokma attıra. Ya Hasan abi, senden mi alek lazım?
Onu da yemem. Patlıcanı da yemedin. Selçuk abiler artık hiç lahmacun yapmıyorlar mı? Yoksa öyle yapmıyorlar diye mi oraya gitmiyoruz biz? Öyle yapmıyor, ustalar mı geçmiş? Ha. Salih'ten haberin var mı hiç? Gazi. Ben bir sade kahve alayım. Tamam. Ben de. İki tane. Sen daha iyi miydin Ersin? Niye onu sordun? Sıcak içemiyorum ki. Bir yandan Atatürk posteri, bir yandan Tayyip İşkan posteri. Bir yandan İslami şeyler. Tam bir kültür karmaşası. Dur öyle dedim. Hayır benim anlayamadım. Elinde tenis raketi var. Hı hı. İş çalışıyor. Bir şey. Bu şort da değil. Bu ne? 53 konser 3 milyon TL. Kim o simgesi? 53 konser. O tamamen şey için ya. Estetik görünüm için o pozu vermiş. Tenis oynadığını anlıyorum. Boya şeylerini aldım. Gece fingir fingir boyarım artık. 25 lira verdim değil mi? Daha göndermedim. Pazartesi göndereceğim. Unuttum onu. Gel ben evden al. Yemin ederim ayakkabı için. Yoksa lahmacun falan. Bizim orada da var. Ama ayakkabı için uykularım kaçtı. Ama dünyanın en güzel ayakkabısı. Topuğu bile var ya. Sen bundan sonra bunu giy. Bundan sonra hep bunu giyerim. Bunu giyer, Zorlu Center'a gelir. O senin kıl kuyruk arkadaşının orada kahve bile içerim. Benim anam bana bunları giyerim. Diyor bir köyde başka ayakkabı giyilmez. Şeyler var. Bunlar delikleri çıktı. Sarı ve delikli olanlar. Yaz için. Evet. Yok, gel neredesin gel. Bu delikli giy değil mi? Yok bu deliksiz. Evet. Yok mu çapa işiniz? Yarın biraz gel. Daha topu yüksek olsaydı. Yarın gel köylü olarak başla. Topu diyorum biraz daha yüksek olsaydı mod olurdu. Var mı? Neler neler mod olurdu? Askıda asılın desi hayallerde var. Alsaydınız hiç. Babaanneniz bunlarla şey yapıyor. Abi hoş geldin. Diyor. Abi. Tamam seni de buraya abone ederim. Şu başkanlarla oynuyor. Oynarım ki. Vallahi. Ne oynuyorlar? Yalnız bunlar sık sık kavga ediyor. Hadi. Ben de ederim. Bu da öyle. Bak ne oynuyorlar. Ben şu hafta anlamam. Görünce taş mı var, kağıt mı var? Sanki. Ha. Aa, şey biliyorum ben. Papaz gitti. Vallahi öyle bir oyun. 51 mi 52 mi ne öyle bir oyun vardı onu biliyordum mesela. Böyle elimde ter yapıyordum onları. Ben de kahve kültürüm. Kahve kültürüm yanı sıkıntı. Nevzat abi nasıl bu bataklığa düştü? Bataklıktan ziyade düzenliyor. Abi bizi düşünmeye çalışıyor. Şimdi cevap verse yani çiziyor yani. Cevap verse gidip diyelim ki bu bataklık. Hayır onlar da bu bataklığa düşmeye hevesli de onun için.
Kırma soğan aktarıyor şimdi. He? Kırma soğan aktarıyor. Ne yaptın soğan aktarıyor? Soğanın içine koydum. İçine kırmızıları koydum. Kapağını kapattım. Soğuyu koydum. Başka. Sadece soğan yiyecek. Bir şey söyleyeceğim. Onu ne yapıyorlar biliyor musunuz? Böyle bir baş sarımsak var ya. Sarımsağı da böyle ortadan bölüp folyolayıp koyuyorlar. Ondan sonra çıkartıp böyle boşluk diye sıkıyorlar. O da lezzetli bir şey oluyormuş. Soğanın tepanı şöyle kaldırır da abi, tam kesmiyor. İçine yararsa soğanın biraz, oyduğu yeri kurmuyor abi. Soğanın içine közü atırıp yarar. İnsanlar hiç ağzının tadını bilmiyor ya. Ama çok lezzetli ve yerinde seni terbiyatıyor. Ben soğan yemediğim için. Pişmiş soğan yemeyiz. Sarımsak da yemem. O ayrı. Aa, çiğ köfte de yiyorum. Onda da çok sarımsak var. Hiç koymuyorum sarımsak. Çiğ köfte sarımsak koymuyorsun. Gerçekten mi? Sizinkiler koyuyor. Çiğ köfte. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu dünya üzerindeki en güzel içli köfteyi yapan kim? İçli köfte diyorum. Görüyor musunuz? Çok günlük güzel. Övülme dozum. Çok güzel içli köfte. Evet. Haşlama içli köfte. Rahmetli Cemal'ımın sayesinde oldu. Biraz onu öğrendim. Mardin'de öğrenmiştim. Bunu açmak kolay değildir ama. Açılmıyorlar. Üçlü köfte namurumu gösterip şey yapmak. Bu yolunu bulmuş. Hepsi aynı yuvarlakta yapıyor. Yok. Bardağın içine mi yapıyor? Bardağın içine yapıyor. Bardağın içine streç film koyuyorum. Ondan sonra hamuru yuvarlayıp içine koyuyorum. Ondan sonra bardağın içinde hamuru o şekilde açıp çekip kapatınca. O zor ya, sürekli elinin ayasını ıslatıyorsun, çeviriyorsun falan. O zor. Benim anam rahmetli 50 kişilik sofranın içli köftesini ayasında yapardı. Bizde içli köfte. Büyük küçük yapmazdı ki, büyük olur. O böyle yapar. Kavun büyüklüğünde. Bir de bizimkilerin yaptığı içli köftenin kavuğu ince olmuş. Kağıt. Evet. Kavuk kalınsa yenmez olur. Geçen ben şeyde Şarköy'de bari yapmıştım. Ne? Bir daha yapmış. Ne yapmıştı? İçli köfte mi? Neden? Bir daha yapmış. Nesini kötü yapmış? Ama eskide çok iyi yapıyordu ben her şeyi. Şimdi yapmıyorum. Üşendiyse demek ki. Benim için yapacaktı sözde. 15 yıldır yapmış. Dedim bir daha yapmış. Osman sen gelme. O da dedi ki siktir git. Kim sana iyi yapıyor söyle. Tövbe. Vallahi aynı öyle. Arabaya binip bana gelecektin o zaman. Cansu daha güzel. Ben nasıl görüyorum ya? Nasıl görüyorsun? Yani artık ben yaşım gereği yanımda değil. Beklentim yok. Dün 200 kişi orada toplantıdayız. Canan da orada. Bilmem kim orada. Tek bir başkan yok şu belediye başkanı. Merhaba galiba sadece Şerdin. Tüm Şerdin'in meclis üyeleri oradaydı. Ne bu? Ne bu pislik? Bana için demiş ki. Ya ben de iyi gidiyorum. Ben. İyi gelecek. Yapmadı da. Şimdi orada toplantıları var da. Resmi bir şey değil mi? Sana hadi yat. Hadi yat. Hadi yat. Hadi yat. Ahmet bir çay ver abi. Bak Ahmet bir çay ver 2,5 lira. Ahmet Bey müsaitseniz bir çay alabilir miyim? 25 kuruş. Tamam Ahmet Bey bir çay alabilir miyim? 25. Hatta şey Ahmet Bey siz zahmet etmeyin ben çayımı kendim alırım. Bu da bedava. Birazdan yöntem burada hoşça kalalım. Ahmet Bey siz zahmet etmeyin ben kendim alırken size de bir çay veririm. Bir de yaparsan 3 gün sonra ben de burada kalırım. Sen sadece sen değil. Neden? Buram bedava çay mı için? Aa, sizin yüzünüzden kedi de gitti. Yatıp kovaya bizi valla.
Çünkü bu senin şikayetin en çok. Ben şimdi her gün haber veriyorum. Ben bir yere alışverişe hale getirdim. Eskiden fonksiyonu. Eskiden hale getirdim. Eskiden dost yapmasını da bağlı etmesin. Ne diyorsun ya? Ne bakalım. Yanında mı işte? İyi görmedin yanındaydı. Maşına böyle oldu. Sana canım. Ayakkabılarıma bakın. Dünyanın en güzel ayakkabıları gerçekten. Dördüncü kata bir basalım. Şöyle. Adıyaman'dan geldi. Bedir amca gönderdi sağ olsun. Şöyle. Çok istiyordum ne zamandır. Hocaya tutturmuştum. O da Bedir amcaya şey yapmış. Böyle. Arkadaşlarım ayakkabılarım. Hayırlı uğurlu olsun ya. Ayağımda paralansın. Ay saat 11 oldu. Aynen tam 11. Ben hala sokaklardayım. Hocayla buluştuktan sonra eve geldim. Bir saat uyudum ve vadiye geri çıktım. Arkadaşım gelmişti. Arkadaşımla beraber kahve içtik. Ve şimdi eve gidiyorum. Bu videoyu da burada kapatacağım. Çünkü gece vlogu çekeceğim. Duvar boyama videom ayrı olsun istiyorum. Böyle bir şey yapayım. Başım ağrıyor bu arada. Acayip derecede başım ağrıyor. Çünkü birazcık uyudum. Çok da uyuyamadım. Az uykunun da ne yazık ki böyle bir kafa zonklatma huyu var. Ne yazık ki böyle bir şeyim yani. Kafam birazcık ağır. Kardeşlerim saat 11'i 4 geçiyor. Gece oldu artık. Ben şeyden döndüm. Hocayla Fatih'te Edirne kapıda oturduk ya, Orhan Baba'da. Oradan döndüm, eve geldim ve bir saat uyudum. Bir saat uyuduktan sonra da şey yaptım, ne derler ona, vadiye arkadaşım gelmişti ve Allah'tan uyandım ve kalktım. Çok ayıp olacaktı çünkü arkadaşım karşıdan geldi. Neyse, vadiye geldim, onunla beraber kahve içtik 9'dan beri. 9-10 geçe falan geldim ben. İşte o saatten beri 2 saattir beraberdik. Şimdi eve geri dönüyorum. Bu videoyu da burada kapatacağım çünkü çok uzun videolar çekmek istemiyorum artık. Böyle en fazla 20-25 dakika, böyle 35 dakika, 45 dakika falan videolar aşırı uzun oluyor. Gerçi bu videoda ne kadar uzun bilmiyorum. Çünkü şeyin hani ne kadarını yayınlayacağım, Orhan Baba'nın o kısa oraların falan ne kadarını yayınlayacağım bilmiyorum. Ama gene bu videoda çok uzun olsun istemiyorum. Bu videoyu kapattıktan sonra da hemen yeni bir video açacağım, vlog açacağım. Onda da duvar boyayacağım. Duvarı boyayışımı da göstermek istiyorum sizlere. Bakayım gelen giden yok. Öyle işte. Bir önceki videodaki çekilişi unutmayın. Çekilişe katılmayı unutmayın. Bu videonun da altına yorumlar, bu videoya favlar, beğeniler, like'lar atmayı unutmayın. Lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.